Mesela şöyle bir şey olsa, şimdi Eurovision'u izlerken biz genelde ne izliyoruz? Ya genelde altyapılar böyle, hani aranjeler hep daha funk, daha pop. Sürekli böyle okuma stilleri daha... Yani bir batı popu dediğimiz, çok klasik anlamında batı müziği dediğiniz bir sistem. Keşke olsa da özgün. Yani bir de hani doğu vizyon olsa. Gerçekten olsa. Yani bütün ülkeler kendi stilleriyle katılsalar. Ya inanılmaz bir şey çıkmaz mı ya? Yani Linet böyle okusa mesela. Nasıl oy vereceksin buna mesela? Dünya her yerden böyle acayip gırtlaklar falan lazım. Artık bir festival havasına döner hocam. Ya işte festivale dönecek bir şey artık yani bu. Çılgınlık yani, adam gelecek orada müthiş bir ses, atıyorum Mısırlı şarkıcı. Bir gelecek, bir okuyacak, yangın yeri. O bitecek, öbürü gelecek muhteşem. Öbürü gidecek muhteşem. Öbürü... Yani çıldırırız artık herhalde. Stil tamamen diyeceksin ki hani doğu stili. Hiç karışmayacaksınız böyle. Şu olacakmış, bu olacakmış. Format aramayacaksın mesela yani. Ah ya. Neden olmasın ya? Neden olmasın? Çok acayip olurdu yani ve eminim ki bu bölgede böyle rekor izlenme seviyelerine ulaşabilir. Birazcık işte dünyanın Sezen Aksu'nun dediği o cümle var ya, hani masum değiliz hiçbirimiz. Eller günahkar, dünya günahkar diyor. Birazcık böyle dünyanın daha kardeş olması gerekiyor herhalde böyle şeyler yapılması için, değil mi? Yani insanlar bu kadar nefret ediyorlar ya, toplumlar birbirlerinden. Büyük bir kavga ve kin var. Ve bunun sonucunda kimse bir araya gelip bir şey yapamıyor yani. Bir de biz müzikle siyaseti çok karıştırıyoruz. Aslında siyaset, politika farklı, müzik çok farklı bir olay. Spor ve müziği tamamen bunun dışında tutmak lazım. Çok çok daha çok daha güzel bir dünya oluşturabilir ya insanoğlu. Çok daha güzel bir dünya oluşturabilir yani. Şu anki halinden binlerce kat güzel bir dünya oluşturabilir. Bunu çok basit yapması da çok zor değil bence yani. Keşke. Bu yayının adı keşke olsun Özgün, tamam mı?